قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. Ben şehidin amcasının oğluyum. Lütfen bak, yalvarıyorum. Artık şu ölümlere bir son verin. Acımız çok büyük. Acımızı paylaşıyorsunuz. Ama lütfen bizi de anlayın. Tüm şehitleri, gazileri, kim varsa anlayın. Şu acıları bitirin artık. El ele verin şunu, bitirin artık yani. Haklısınız. Bakın bir siyasetçi olarak, bir partinin genel başkanı olarak diyorum, haklısınız. Ama kimse bana şunu söyleyemez. Sen elinden geleni yaptın. Vallahi de billahi de elinden geleni yaptın. Yani şehit olanlar bu ülkenin gariban insanları yani. Yani şehit ailelerinin 3 aşağı 5 yukarı. Yani yazık günah bu ülkenin insanlarına yazık. Çözülmesi lazım bu sorun. Başkanım yani herkes... Ülkenin bundan kurtulması lazım. Başkanım herkes diyor elimden geleni yapıyoruz. Artık yapılan nasıl yapılıyor biz anlamıyoruz yani, bu nasıl oluyor? Vallahi ben de anlamıyorum. Siz geliyorsunuz yapıyoruz. Öbürü geliyor yapıyoruz. Biz anlamıyoruz yani artık. Bir son verilsin artık bu ya. Doğru, haklısınız. Son verilmesi lazım. Bana birisi gelip şunu söylerse o zaman haklı olur. Şunu yapacaklardı ama siz şuna engel oldunuz. Ben de derim ki ya doğru, biz buna engel olduk. Vatandaş da haklı olarak şikayet ediyor. İşte biz de diyoruz ki el ele verin artık şu ölümleri. Evet, bitirin. Doğru. Ben kendim 2012 yılında gittim. Dedim ki bu sorun ancak böyle çözülür. Bir yol haritası demeydi. Ve dediler ki siz bilmiyorsunuz, biz çözeceğiz. Niye çözün dedim. Size kredi açıyoruz. Sizin kredinize ihtiyacımız yok. Olabilir. Ama çözerseniz önce ben gelir tebrik ederim sizi. Bunu da söyledim. Ama çözülmedi. E şimdi bizi efendim PKK kandırdı. Ya siz çocuk musunuz? Allah aşkına PKK sizi kandırıyor. Yani bu sorun, bakın, siyasi partilerin bir araya gelerek çözmeleri gereken bir sorundur. Bu sorunu eğer ülkesini seviyorsa bir siyasi parti ya veya onun liderleri hiçbir tereddüt yapmadan bir araya gelir, ortak aklıya yemen kadar toplumsal uzlaşmayla bizim bu sorunu çözmemiz lazım. Bizim bayrak sorunumuz yok, vatan sorunumuz yok, ülke sorunumuz yok. Yani çözülmesi gereken bir sorun. 30 yıldır çözülemiyor. Ben söylüyorum yani. Bunu çözeceğimize eminim. Çünkü biz bu partinin kurucu partimiz. Bu ülkenin kurucu partimiz. Kafanıza haberlere dinledim. PKK silahı bırakamaz. Neden bırakmıyor efendim? Şöyle. PKK. Siyaset geçiyorum ya. Şöyle. PKK. YPG bu onların için. PYD'ye destek veriyorlar. Yani PYD'ye destek verdiği için bunlar silah bırakmazlar. Ama siz Türkiye'de kararlı önlem alırsanız, her türlü güvenlik önlemini alırsanız bu işi çözersiniz. Fakat bu süreç içinde gidip de PKK'ya silah bırak, PKK silah bırak. Silah bırakmasının yolları vardır. İşte efendim, siz niye bir araya gelip de bu terörü, bu insanları siz bir araya gelemiyorsunuz ki? Her birimiz bir havadan çalıyoruz. Efendim, yakalırım ya. Yok, daha sen kimi söylen, işte kim? Hayır, ben sizin Avrupa'da akrabalarınızla tanıyorum. Tabii. Tüncellerden. Evet. Bunlar yani çözüm değil. Tutma! Bir dakika kardeşim, ben fikrimi söylüyorum, bir şey diyeyim yok. Başkanım, yani şu muhalefet. Siyasete katılmıyor. Burada siyaset olmaz. Adam bize başsavrına geldi. Bak böyle şeyler yanlış oldu. Tabii. Ya yapılacaksa başka yerde gidin, yapalım.
Turan Bey burada, milletvekilimiz burada. Gidelim beraber tamam, konuşalım, söyleyelim hareketlerini. Evet. Acısıyla tamam. söylüyor. Vatandaşın acısı var arkadaşlar. Biz bunların hepsini alıyoruz. Bakın. Yerimiz çok yanıyor. Doğru yani. Sonunda bakın ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Hocam bu da olası. Şey var bunlar, tak tak vurdular orada. Şu soğukta. Böyle vurduruyorlar. Allah, fakir geçin oğlum burada. Efendim hep fakir bu. Asker yavrum, onu şöyle para ne yapayım?